partilerin de desteğini bekliyoruz. Peki. Yani bunu yaparsa AK Parti yapar. Yani bizim... Ona inanıyoruz. Artsin Belediyesi'nin imkanları bir taraftan. Yanına Büyükşehir Belediyesi'ni inşallah ekleriz. Hükümeti de eklersek. Biliyorsunuz oradaki bütün, ben Büyükşehir'de görev yaptım. Büyükşehir'deki biliyorum bütün abi. Hepsi bizim arkadaşlarımız. Trabzon milletvekillerinin tamamı benim çalışma arkadaşlarım. Biz onların elinden tutar. İnşallah her bir bakanlığa gideriz. Trabzon'un en büyük şanslarından biri. Şu anda 5 tane önemli bakanlık Trabzon'da. Evet. Burada 3 tane problemi çözmek için bir yatırımımız olacak inşallah. Pazar yeri. Pazar yeri uygun değil. Bir de trafiğimizi kilitliyor. Trafik problemi tabii ki. Trafik problemi. Şimdi burada bu araçları kaldırın dediğimiz zaman nereye göndereceğiz? Yok. Dolayısıyla biz işte şu elma alan yolun orada, köşede bir yerde, eski okulun orada. Allah bize nasip edecek inşallah ederse, sizlerin desteği olursa, güçlü desteklerinizle beraber. Biz bunu Büyükşehir Yatırım Kitapçığı'na da yazdırdık. Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Murat Zorluğlu'na yaptırdım. İlk proje odur. Kendi çizimlerimi kendim yaptırdım. Ve burada dereye doğru 6 otopark, 2 kat, üstü kapalı pazar yeri. Onun üzerine de 2 tane düğün salonu düşünüyoruz. Orta ve dar gelirli vatandaşlarımızın düğünlerini, nikahlarını yapabilecek olduğu düğün salonu. Modern bir pazar yeri. Bunun adı işte görseller inşallah yakın zamanda projesi çıkmış. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da adayımızdan da bunun okeyi alınmış. Bunu Artsin Belediyesi imkanlarıyla yapmak elbette imkanlıdır ama o kaynağı orada değil başka yerde kullanırız. Onun sözünü aldık. Caddemiz var, ana caddemiz. Bura altyapı hizmeti tamamlandı inşallah. Bu caddenin de düzenlenmesi lazım. Işıklandırılıp parkelerini ve kaldırım düzenlerinin çalışılması, peyzaj çalışması var inşallah. Burayı da inşallah düzelteceğiz. Şehrin makyajına dokunmak geldi. Artık altyapı tamamlandı. Bura doğalgaz da geçti. Aydınlatılacak, ışıklandırılacak ve peyzaj çalışmalarıyla da bir modern şehir havasına kavuşturmamız lazım. Su sorunu inşallah çözüyoruz. Onunla ilgilenen bizzat benim. Santa suyunun ta 1600 rakımda yaklaşık 74 trilyon liralık bir su arıtma tesisi yapılıyor. İhalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. Müteahhit 8 ayda diyor, olsun 1 yılda. 1 yıl sonra en geç su arıtılmış, temiz suyumuz orada hazır. Arkasından da su şebekesinin bir kısmı yapıldı. Biliyorsunuz köyler yarıldı. Bir kısmı da eksik olanlar da yapılacak.